Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. Yeni bir katımda açık sohbet programımızı görüşenlerine kızın karşılığımız. Ben Abdullah Yılgun. Kadirli görümelerimiz hem Allah'a malum boğandık. Biz açık sohbet programımızı yıllardan buyan. Hıl mı hıl sahaladaki mütexassislerimizin, alimlerimizin teklif kılıp, milletimizle alakadar boğan her hıl temalarda sohbet edip bir kilavatımız. İnşallah bugün mü, tünü gün biz ilanımızı beğendik. İntayın muhim növbetdeki vaziyetimizga alaqalar bo'lgan Sharq Turkiston davosidagi fikr krizisi mavzusida mutaxassislarimiz bilan suhbat qilib boraylik deb huzurimizda o'tiribdik. Bugun aziz mehmonim bilan aziz mehmonimni tanishtirib o'tay. Aslida bugun Umar Qanat apandimi qatnashmoqchi tetinigini e'lonimizni bergandik. Dunyo Uyg'ur qurultoyi ijroiya qo'mitasi raisi. Ammo nihoyat muhim bugun Amerika davlat majlisida bu yilgi tunji guvohlik berish yig'ini o'tkazilgan bo'lib qolib, Tursunay xonim bu yerda guvohlik bermoqchigan. Nurg'un yuqori darajalik amaldorlarning oldida mush Xitoyga aloqalar shaklida. Shuning tarjimonlik qilish uchun shu yerga ketib qoldi, programmamiz qatnashmaydigan bo'lib qoldi. Ikkinchi mehmonimiz doktor Erkin Akram, Uyg'ur tadqiqot instituti raisi, strategiya mutaxassisi, Anqara Hacettepe universiteti tarix fakulteti o'qituvchisi. Doktor Erkin Akram Ankara'dan katnışı otudu. Şundakla Turgunjan Alauddin, Dünya Uygur Kurultu Dini İşler Komite Reisi ve Şark Türkistan Ölüm Ala Birliki Azası Turgunjan Alauddin Sultan katnışı otudu. Kırmaniyetin. Şundakla Birdem Dinkin kardeşimiz Nicat Turgun, Şivsiye Uygur Mağrib Uyuşması Reisi Nicat Turgun kardeşimizin Birdem Dinkin programı ülgürüp katnışı otudu. Hazır bir yığındı bu kalın için. Şu anda vakti de kirenmedi. Aldı bilen mihmanlarımla bu programmağa kıymetli vaktini çıkarıp ziyaretimizi kabul kılalım için köp gün köp rahmet eğitim aldılar. Rahmet sizlere. Sizlere rahmet. Allah razı olsun. Kadirli görmelerimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımızın Nax Meydan'dan tarih kılığı atıdı. İkran aldı çıxıp duratkan numaralı arkalık programımızla alakadar fikir teklif bir işinlerini ümit kılımız. Şundakla köplügen kıyırnaşlarımızın paydalanışı için hem beherlep koyuşunu hem unutmağı ister. Programa kirib ketsek unda olsa, bugün hürmetlik aldı bilen ben Doktor Erkin Akram'dan başlasam. Növette bu şu Uygurlar arası da, elbette bu yıkınkı mezgildeki bir iş emez. Bir kaç yıl değil, hem de ahirki nimeyi kaytursak. Bu şu aramızda bu atkan mevcut siyasi fikirler hakkında bu kandak karaysız bununla meyli bu müstakillikçiler olsun, ulusçiler olsun, Uygurlistançılık digendek hıl mı hıl fikirler yıkıp yürüyordu değil hem bu fikirler kana karaysız sizdenmiş sualga cevap bilin ansak. Aslında bu talaş tartışlar nurgun sebeple bulundu da görmem. Birincisi bu şu meselenin kanda tonuş meselesi. İkincisi bu tonuş ceryanda kaysı yolu ile, kaysı kıpıl ile, kaysı metot ile tonuş meselesi var. Üçüncüsü hem de bu şu meselege boğan kararşıyla ilip bardıgan faaliyet ile münasettik. Şununla bu meselenin, okşaş meselenin talaş tartış kılancaklar çokun ebek edigen üç şartla okşaş buluş lazım. Misalda Şark Türkistan'ın müstakillığı mı? Ya ki Şark Türkistan'dan ki otonom gelsinde toprak kılış mı? Ya ki bu her iş kisemez şu yoktay, buna yakçı yaşat kesek falan duyurken bunda nişanla okşuma başka. Bunların talaş tartışma durumusu bu okşuma yani. Şununla bu hazırca bu şu müstakillik meselesine esas alayım. Misalga müstakillikle nişan kılanlarına içine devlet kuruluşuna nişan kılan. Bu devletin kurulan vakti de kaysi ideyevle, kaysi bir siyasi tüzümdüler kuruş diye mesele kalmıyor. Şu maçta bir kısımda demokratik bir tüzümdüler kurayla da yalanma var. Şeriat bile kurayla da yalanma var. Hazırlı cedevi padişahlık bile kurayla da yalanma var. Şununla bu talaş tartışla aslında nişeden peyda bulundu da oylayma. Bununla bu misalga müstakillik ne nişan kılanlar olsa hazır mendigende kişi bir talaş tartışma. Yani şeriat bile mi ya ki demokrasi bile mi diye. Eğer de şeriat bile bunun devamı olsa
Talaş tartışla şeriat devletinin kanda kurumuz ve kurulganda kanda başkurumuz diğerine talaş tartış lazım. Ama Kürsi demokratiye noktasında, Kürsi şeriat noktasında bu meseleyi kargaşlar, bu talaş tartışında tüm meydan. Bazı meseleler var, bugün talaşsa bu meydan ama kendisinde bir günde talaşsa bu. Çünkü vakıta bağlı olan meseleler var. Bazı meseleler çünkü vakit ötken seri bu mesele özlüğünde de her okuduğundan bir akvallama var. Bazı meseleler var bugün hal kılamaysa ama bunundan ayın ötep gidip bir yerge bağlandın ki kalsan o yoldaki, taşla koyan yoldaki o mesele bir mesele emez, meseleden çıkan bulur. Şununla bu usluk meselesinde mi bir ya da bir muyumluk var der görünüyor. Hoş. Hoş, onda olsa ama şu sual gibi nasıl tıkıyor başkanım? Şu muhacirat hayatımızdaki şu siyasi ikimlerden şu da hılma hıl buluşu. Şerq Türkistan davası nöbettikemde halkara da nâyeti küçük bir, hiç kaçan bu bakmağın bir şekilde seviye keldi adır bütün dünyada Şark Türkistan davası. Bunun o körüstüden icabi ya ki selbi tesirlerine bir kançı gibi bölüp bir şu anda baksak mı şöyle. Tabii bu 49'dan bu yana Çetel'de davanın ilk iş bile başlayan bu hareket bugün güce bunu emelde aşırgan mı? Şununla bu Dünya Uygur Kurultayı bu davanın üç basmışta ayıran. Birinci basmışta şu davanı halkara birleştiriş. Bu birinci basmışın en nişanı. Bunu halkalanışı için çokum bu faaliyetine ilk başlayanlar özünün kesbide kesbiyle lazım. Neyle faaliyetçi olsun, neyle siyasi olsun, hemisi kesbide ustalık buluş lazım. İkincisi bu işin yıkımı rahat inip bir iş için ve özlüğünden hareket kılalıydan bir rahat teşkilatla çokum bu müesseseleşiş lazım. Çünkü müesseseleşkenden ki bazı işler aşıyor kaydı bile, aşıyor nizam bile özlüğünde de hareket kılıyor ve tıkımı önümlük bulunuyor. Müesseseleşmeyen her konuda bir meyli bu dernek olsun, meyli devletin organları olsun, meyli halkıradaki bazı organlar olsun, şu Birleşken Devletler Teşkilatı'ndan NATO hoca. Eğer de müesseseleşmişse o ünlü iliş, netice iliş, tıkımı kıyılmış. Şununla birinci kademde Şark Türkistanlıklarının ki kimliğine toplattı iş için Çetel'de ilk vardıran davanın ki nişanlarımı birinci kademde olmuşum. Ama 2018'in 8. aydan itibaren bu dava halkara birleşti. Hemimiz birimiz hazır Uygur meselesi halkaranın ki siyasi merkezdeki bir mesele. Muşu NATO'nun ki yığınları da Muşu yakında Maki'ye yetinin yığınından yüksek halkaradaki yukarı seviyedeki yığınlarımı Uygur meselesi talaş tartış kılınmadı. Hem de çok devletlerinin ki Kıtay bile boğa münasebetinde yani Şark Türkistan bir mesele buluyor. Yalnız da devletler arasında cemiyetler arası, mesela dini cemaatler var. Bu adıma Uygur meselesi var. Hem de bu insan hakları bu katlamda karaylıkan olsa yine bu şu Uygur meselesi var. Şu başka Uygur meselesi hazır. Şarkı devletler ve Erbil devletler arasında bir talaş tartış meselesi olan de çıktı dünyaya dünyanın çıktı dünyaya ayrı etken bir meseleye ayrılandı. Şununla bu mesele çoğaydı. Eslinde mürekkepleşti. Dünyanın ki nurgun devletler bu işe arlaşılan meselelerin bu kaldı. Arlaşkanlığın ki tekimi mürekkepleşiyor. Eğer de bu teşkilatın ki faaliyetçileri ya da ilgilen siyasyonlar faaliyetçiler eğer de kesbileşmişse, eğer de kurulan teşkilatlama müesseseleşmişse hazır ki bu mürekkep ahvalını el kılamayın. Hem de
Bu meselelerle birlikte diplomasiye cepten, halkara kanun cepten, medeniyet cepten, cemiyet cepten, dini cepten her sahada yetişken adamlar bulmuş lazım ki halkaradaki bu terakkiyatçıya egişir ve yetekler ve yakınını başkuralarından halkı bilmiş lazım. Çünkü vaziyet peyda bakarsa vaziyet mi yukarıdır. Şununla bu vaziyette uzun devam kılanış için çok mebekli şartlar toşak oluşturur. Hazır bu Şer Türkistan davasını hem kılıç için üç katlamda hareket kılıç lazım. Birisi Şer Türkistanlıklarının bir katlamı. Birisi şu Hıtay'a bağlanan bir katlam. Yani Hıtay'ın ki Şer Türkistan siyaseti, Hıtay'ın ki kendisi, Hıtay'ın kandak dünya bile bekledilen, çıktı dünya bile kandak şuhunuşu, başka siyasetinden, kalan siyasetleri bağlı. Üçüncüsü halkara katlamında. Hazır halkara katlamında yaxşı bir faydalı, müsbet bir ehval bazı. Hıtay mı çoğaygan sırrı, onun ki rafikleri köpeygendek, düşmanları köpeygendek, hoşun devletlerde mi Hıtay'a boğan dumanlıklar peyda oluyor. Çoğun bir devletin başvuruşu asan emez. Hıtay'ın içi de mi siyasi, iktisadi, cemiyet, karakterlik meseleler mi peyda oluyor. Çoğu yuva var devlet, çoğun kabiliyetlik edemlerine ihtiyaç var. Hıtay'ın kim Nurgun meselesi? Eğer Hıtay'ın bu şakalgıran meselesini, bizim meselesini kalmadan takdirde, Şah Türkistan'ın kendisini mi tersir yetkizeler. Hazır aciz boğan katlı, müşür uygulanan ki katlı. Ve digende yetilgen edemler köpemez. Şunlara çeteliklerden aydınlık ve zişlanı ilip bir vatımız ama çetellikler yine Şer Türkistanlıklar pek maliyeti cepten pek bir yetmedi. Hem de mezmun cepten mi, lisyat cepten mi, kurgu cepten mi, öncelik Şer Türkistanlıklar pek olamıyor. Ama yorgunmuşum da kamçılıklar bu başka. Hazırmış uygulanan katlama biraz aciz gibi. Şunda bu sınav, Muş'u 1949'da bugün geçer. Hele ondan bir edemleme yetişti. Bazıları tecrübede yetişti, bazıları bilimde yetişti. Şununla bu tecrübeyle, bilimle birlikte hazırlıklı vaziyette cevap verip meselene el kılıçla tırışmadı. Ama bu iş çoğaygan dengin evvelte digendek talaş tartışlama mecbur. Bu talaş tartışma Uygur katlanmanın ki küçüğünü acizlaştırıp koyduğumdu. Hem de bunu her kılıç onda asan bir iş yemez. Evet hemen geldik. Köz tarafları, nokta nezerleri okşumu başka, sahip olan bilimi ve her kılıç üslubu okşumu başka. Bu talaş tartış her millette olan dek. Bu devrinin bir meselesi. Bunu her kılıç için bazen kıyın bulundu, bazı işlerde asan bulundu. Ama olanın ki bir seviye anga bağlı. Şunun da bu an yüksek olsa bazı meselelerine mesele de kalmay, ötepkesi o mesele tıp kalır. Eğer de bu meselelerine çok mu erkeğiniz ise, evet bu vaziyetler, yani halkına vaziyetler, hiç mümkün. Hıtay yüzüne konuşulmuş için bazı fırsatlarını Hıtay olarak düşürüp ve kıyıncılık bir devirden bir de hiç mümkün. Şununla hazır uygulanan bir ciddi bu meseleye bir kümün bölüp anlı seviyede bir meseleye karşı lazım. Yani talaş tartışını bir terapiye hayır koyup tarihi tecrübe savaktan bazı düşünce, görüş, göz karar diğerlerini peyda kılış lazım. Tarihte mi Nurgun fırsatlarını kaçırgan ve nimede kaçırgan meselesinde mi Nurgun nimede mi sözde sözünü vardı ama biz şu tarihte alamadan yalnız bir ders aslında şu tecrübe sağlar. Bunlara bu meseleler var. Meselelerine her kılıç hem de teşkilatlarının, liderlerinin işidir. Halkının diye bir günah yok. Ula eğer de
aşıncılık bir seviyesi, aşıncılık bir an boğan olsa, ula mı lider bu kitabı, ula mı bir teşkilatın başka kitabı. Çünkü halkını yedekleş ve halkını tohum düşendiriş, yanılmış liderlerle pahalı bir vezife bulmalı. Hoş. Köptün köp rahmet.